Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 12 Mayıs Çarşamba İstanbul Velefendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün tek programımız var arkadaşlar. Sadece bir İstanbul programımız var. O da 9 koşulu bir program. Akşam Elazığ yarışı var. Doğu illerini zaten vermediğimi daha evvelki videolarda defalarca söylemiştim. Amerika yarışları da yok. Gözüken iki tane İngiltere yarışı var. Yani o yüzden sadece tek programımız var arkadaşlar. Genellemeye baktığım zaman ben Amerika'da yarış acaba yok mu diye Amerika'da yarışlar var. Var da bunların herhalde istedikleri yerde yok. Birkaç tane kaç tane yarış vardı? Program baktığım zaman genelinde 6 tane yakın yer vardı. Ya 5-6 civarında Amerika'daki yerler var. Ama tabii bazılarının başlama saatleri yani bizim Türkiye saatiyle 11'de gece 11'de 12'de başlayanlar var. Bazıları da dediğimiz saate çok uyuyor ama herhalde büyük ihtimalle TJK beğenmedi veya anlaşma yapmadı. En azından İngiltere'yi, Birleşik Krallığı biraz daha yakın gördüğü için belki onu sunmuş olabilir. Tabii yarın bir Arife günü arkadaşlar en azından. Vallahi ben Arife'yi bile unuttum. Bütün gün evde olmaktan Arife'yi bile unuttum. En azından çünkü geçenlerde Kadir Gecesi vardı. Ama bayram çünkü yakınlaştığının habercisi. Ben de en azından bugün bir bakayım dedim. Ya bu bayram acaba Cuma'ya mı geliyor, Cumartesi'ye mi geliyor artık bir... Bu hafta içerisinde olacak çünkü günleri de iyice karıştırdık. Perşembe günü bayramımız Allah nasip ederse bayramımız tabii evdeyiz yine sıkıntı yok. Ama herkesin en azından şimdiden yarınki Arife de olsa kutlamamızda fayda var arkadaşlar. En azından böyle günleri de Allah göstermiş olduğunu sayarak en azından nasip oldu bizlere diyelim. Tek programımız var dediğim gibi. Bu arada arkadaşlar bazı arkadaşlarımız yorumlar yazıyor. Herhalde büyük ihtimalle daha belki videoları görmeden arkadaşlar videolarımın hepsi üyelik isteniyor. Yani ya katıl butonundan üyelik yapabilirsiniz ya da Instagram'dan üyelik yapabilirsiniz. Tabii bunların şartları var. Bu şartları da ben her videonun açıklamalar bölümünde zaten belirtiyorum. Sizler de en azından oraya bakarak da kendinize bir yol haritası çizebilirsiniz arkadaşlar. Güzel program var İstanbul'da. Bugün tabii ki amacımız yine sizlere bir şeyler kazandırabilmek. Ben hiç fazla sözü uzatmadan hemen yarış programına geçiş yapmak istiyorum arkadaşlar. Birinci koşumuz saat 13'ten itibaren başlıyor. Şartlı 4 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik sentrik yarışında 7 safkan arasında koşacak olan bu yarışın gözlükle de fazla uzağa da göremiyoruz. Gözlük farklı geldi. Daha belki gözlükte görüyordum da ama o da şimdi bir onu bir bunu tak gözler gitti. Neyse arkadaşlar bu şartlı 4 dişilere ait 1300 metrelik sentrik yarışındaki 7 safkan arasında koşacak olan bu yarış bayağı kıyasıya zevkli bir yarış görüntüsünde. Ben önceliği 4 nolu Hard Not to Lava bu Victor Galop temsilcisine vereceğim, önereceğim. Mustafa Şişek'le start alacak olan bu Hülya Gödekler'e ait bir safkan iyi bir kanatta sahip. Baba kanatını zaten söylemeye gerek yok. Anne kanatı da deseniz baktığınız zaman bir doku zaten bu tip yarışlarda sürekli başarılı olan bir isim. Yani iyi bir safkan. Geçen yarışında da bayağı bir savaştılar ama son anda gruba dahil oldu ama gelmesiyle zaten yarış bitti. Ama bu yakın ara ikinciliği bence çok tatminkardı. Zaten o gün geçirdiği safkan da 7 nolu Rose of Paradise oldu. Tabii benim ikinci sırada o günkü yarışı kazanan 7 nolu Rose of Paradise. Bu Nativa'nın güzel temsilcisi Özcan Yıldırım'la yine birinciliğe devam etmeye başladı. Bu güzel kısrak da yine bugün bana göre iddialı ve şanslı isimler arasında. Tabii bugün yine kapıştığı bir 2 nolu Angel of Honor. Bu Mehmas'ın temsilcisi Sadettin Boyraz'a start alacak olan bu safkan. Yine grubun içerisinde mücadelesini devam edecek bir isim. Tabii son hamleler artık kimi gösterirse o fotoyu bulacak. Ben o yüzden 2 nolu Angel of Honor'u da iyi hazırlıklarla kesinlikle ihmal edilmemesi tarafındayım. Bir de son olarak da 1 nolu Canan Hanım. Bu Aprav'ın güzel bir temsilcisi Anne Kanatlı bir anka kuşu. Benim yine seyrettiğim yani bayağı seyrettiğim bir safkandı. Anka kuşu da iyi bir kanatıyla Gökhan Kocakaya'yla biraz rakiplerine oranında 1-2 kilo ağırlığı olsa da bence bugün güzel formülü devreye girmesi gereken isim. Zaten 4 yarış koşmuş bu sezon. 3 tane birincilik, 2 tane bir tane ikincilikle yani nedenle formda olduğunu gösteren bir isim. 4-7-2-1 bence hiç ayrım yapmadan bu 4 safkanda birinci koşuya yer verelim ve birinci altılı gayenin ilk ayağını yol alalım diye düşünüyorum. Günün ikinci koşusunda Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik sentrik koşusunda 8 safkan arasında koşacak olan bu güzel yarışa baktığımız zaman tabi zor kolay bir yarış değil. Taylar yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Tabi bazen 1-2 yarış safkanı göremeyebiliriz. Kendini üzerindeki fazlalıkları atmakta ama
Burada 8 oğlu Yerkan'ın bu turbo temsilcisi, hani gruba baktığım zaman 3 tane dişi safkan var, 5 tane erkek var, ama bu Ahmet Çelik'le start alacak olan bu isim bence çok iyi bir isim olacağı yolunda. Tabii kötü rakipleri yok, güzel rakipleri var, ama her şeye rağmen bu safkanın kalitesine ben çok inanıyorum. İyi de çalışmaları var, iyi durumuyla 8 oğlu Yerkan'ımın kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. 8 oğlu Yerkan'ım, Ahmet Çelik'le benim banko isim. Tabii burada ikili oynamak isteyen arkadaşlar oluyor, boş koşullar diye. Gerçi bu boş koşullar değil, altılı Ganyan sonuçta. Burada değerlendirilecek isimler de zaten belli. 3 nolu Kerem Şah, 4 nolu Ömer Hat biraz daha yakın gözüküyor. Tabii onun dışında 5 ile 7 de ikili için, bahis için oynamak isteyenler için en azından önereyim. Ama 8 nolu Yerkan'ım bence biraz zor geçecek görüntüsünde bir isim. Günün 3. koşusu şartlı 4, 4 ve yukarı Arapların 1300 metrelik sentek yarışına geldiğimizde 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışta yine zor ve çekişmeli bir yarış. Tabi burası 7'li plase ve 3'lü Ganyan ayağımızın da açılış ayağı. Ben önceliği süratli yapısıyla bugün biraz önde boş kalacak izlenimi veren 3 dolu Umutlu. Bu Sarı Aran temsilcisi Mustafa Çiçek de eğer virajı 1-2 boyla bir dönüş yaparsa inanın kolay kolay stop etmeyen bir safkan. İnatçı karakteriyle benim bugün ilk olarak önerdiğim isim. Ben bu safkana bugün en ciddi rakip olarak biraz sürpriz de çıkabilir bu safkan. 7 nolu Sinanlı'dan ben bugün güzel yarış bekliyorum. Bu bilgin temsilcisinden Ali Kaçmaz ile bu safkan bu çim pistte bir farklı koşuyor. Hele İstanbul'da apayrı farklı koşuyor. O yüzden 3 nolu Umutlu'nun bence en ciddi rakip olarak 7 nolu Sinanlı'yı görüyorum. Yani 3-7 ben de biraz daha ön planda. Eğer bu iki safkanın dışında at yazmak isteyenlere yine bir yarış görüp güzel üçüncülük elde eden 5 nolu Bodrum Kalesi. Kalite bir isim. Gökhan Kocakaya'yla bir de bugün ağırlaşan kilosuna rağmen biraz sanki performansında sert rakiplerinden dolayı biraz geri kalmış gibi gözükse de iyi bir isim olan 1 nolu Aslan Soylu'yu da akıl sözlerine de iman etmemek gerekir. 3-7 önce 5-1 daha sonra şans verdiğim isimler. Geldik günün 2. altılı Ganyan'ın ilk ayağına, yani 4. koşuya. Handikap 16, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik sentetik yarışında 9 safkan arasında koşacak olan bu yarış yine tam kilit noktası desek, hani kilit yeri desek bence hiç az bile söylemiş oluruz. Burası zor mu? Bayağı bir zor. Bence biraz buraya yüklenmekte fayda var. Benim öncelik şans verdiğim isim 4 nolu Fraser olacak. Bu hakim temsilcisi Ayhan Kurşun nasıl start alıyor? Göstermiş olduğu performanslara göre birinciliğin en güçlü adayı haline geldi. Daha sonra 3 nolu Libertalia. Bir Luxor temsilcisi Müslüm Çelik'le start alan bu safkanda yine etkili ve güzel bir performansa sahip. İyi de hazırlıklara sahip bu isim. Kesinlikle ihmal edilmemesi gerekenler arasında 1 nolu Amadis. Biraz rakiplerine oranla ağır kilo olsa da bu Lilburn Latin güzel temsilcisi Özcan Yıldırım'da 284 gün ara vermiş olsa da çok güzel işlerle bu yarışa katılıyor. Dinçlik yarışı da sever bu safkan. O yüzden kesinlikle ihmal etmeyin 1 nolu Amadis'i. Bir de son olarak da 8 nolu Latif Baba. Line Up temsilcisi Tolga Yıldız da yine Bursa pistinde de bayağı iyi yarışlar çıkaran bu isim de bence bugün iyi formuyla kesinlikle ihmal edilmemesi gereken isimler arasında. 4-3-1-8 bir tık da olsa gruba göre bence biraz daha ön planda tutulması gereken, yazılması gereken isimler. Ama dediğim gibi zor bir ayak. Eğer bu dörtlünün dışında at yazmak istersek yani bence kapatmaya kadar gideriz arkadaşlar. Çünkü baya baya beni korkutan bir ayak. O yüzden bence her türlü tedbiri almakta da fayda var. Tabii imkanınız el verdiğince. Tabii ilk yazılacak atlar ben en azından söyleyeyim. 2 nolu Equinox Dakota. Bu Kaptan Rolet temsilcisi Ali Kaçmaz'la en azından uygun bir grupta koşuyor. 5 nolu Pına Koloda. Bir Doktor Fong temsilcisi Furkan Yüksel istat alan bu safkanda da baya önemli gelişmeler var. Bir de 7 nolu Torunum Caner. Bu safkanda Gökhan Göçeli yine ön planda yazılması gereken isim. Ama dediğim gibi geri kalan isimler de bence hiç ihmal edilmemesi gereken şanslı isimler olarak öneriyorum. 4-3-1-8 önce 2-5-7 daha sonra ama biraz daha yaparsak bu ayak kapatmakta fayda var diye düşünüyorum. Tabii kapattığımız ayaklarda favori gelebiliyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biz en azından önlemimizi alalım ki altılı Ganyan'dan sapasağlam sağ olarak çıkalım diye. Günün 5. koşusu şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik çim koşusunda 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışta yine kolay yarışlar yok artık. Yani bayağı birbirine çok yakın safkanlar olunca da altından çıkamayız. Tabii güzel safkanlar var. Bayağı kalite safkanlar, yarış görenler var. Kendini bulan safkanlar var. Ben önceliği 3 nolu Yaman Bey'e vereceğim. Bu Trivales temsilcisine Özcan Yıldırım'la nihayetinde son çim yarışını kazanan bu isim. Bugün Özcan Yıldırım'la start alıyor. Bence hani
Gökhan Kocakaya neden bilmedi derseniz, zaten o genelde Duygu Fatura, Selman Taşbek ekiplerine anlaşmaları var. Zaten büyük ihtimalle de hep onların adına biniyor. Aynı yarışlarda olduğu için. Ben o yüzden 3 dolu Yaman Bey'i Özcan Yıldırım'ın ilk şanslı isim olarak öneririm. Daha sonra 4 dolu Fırat Ateşi. Bu Lüksor'un güzel temsilcisi de anne kanatı da bir Alman orijininden gelme, bir Monsun'un tayı olan Shanti. Hani çok pırlanta gibi bir orijin, yani lafı gerçeği o. Orijin olarak çok iyi. Saadettin Boyraz'a start alan bu safkanda 52 gün önce koşmuş ama en azından bir birincilik sıkıştırmış. Hazırlık olarak da 4-4'lük bir çalışmalarla bu yarışa katılıyor. Kesinlikle ihmal edilmemesi gerekir. Ve bir de 5 numaralı Kenobi. Bu Kaneko'nun temsilcisi de ilk kanatlıyla Ayhan Kurşun'la start alan bu safkanda en azından bir yarış gördükten sonra bugün bence daha iyi, daha farklı, güzel bir yarış koşmasını bekliyorum. 3-4-5 biraz daha olsa ben de ön planda şans verilen isimler. Tabii bu ayakta biraz daha at yazılması gereken yerler. Biraz bu mesafelerde eksik gibi gözükse de bence kalitesiyle iyi koşacak olan bir Altınoğlu King Chacha. Bir Victor Gallop temsilcisi Hakkın Sözen'le start alan bu safkanda Nurbiye Gülerci'ye ait 5 aylık aradan sonra start alacak olan bu safkan yine iyi çalışmalarıyla bu yarışa katılıyor. O yüzden dinçlik yarışında bence kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. İkinolu My Billionaire kalite bir isim, yarın büyük ihtimalle de günün bayağı favorisi, hatta banko konumunda olan bir isim olur. Yine şanslı, ben şanssız demiyorum ama Sente'de bu safkanın biraz daha iyi. Şimdi yarış kazanmışlığı var mı? Var ama bu safkanın daha çok başarılı olduğu yarışlar Sentetik'te bugün mesafede rakiplerini yakalamada biraz tutturamayabilir. O yüzden Halis Karataş'ta ben yine de her ihtimale karşı yazılmasına taraftayım. Çünkü yarın büyük ihtimalle bu safkan günün bankosu olarak çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir de bir nola Azmantor. Eğer bu kadar at izliyorsak bir nola Azmantor'u da Ahmet Çelik'te de ilave edebiliriz. 3-4-5 önce 6-2-1 de daha sonra şans verdiğim isimler. Günün 6. koşusu, günün en önemli koşularından birisi olan Saim Önhon adına koşulacak olan bir grup 3, 4 yaşlı Arapların 1400 metrelik çim koşusunda güzel safkanların bir arada olduğu bir boy gösterisi gözüken bir yarış. Benim burada önerebileceğim safkanlar, geçen yarışında kazanarak çim pistinin iyi bir isim olduğunu gösteren 4 nolu Kayasel, bu 6 ağa temsilcisi Ahmet Çelik de yine birinciliğin en güçlü adayı halinde geldi. Yine çok iyi hazırlıklara sahip. Çalışmaları da bir aylığı, 26 günlük ara vermesi de bence çok çok iyi. Zaten çoğu rakipleri de aynı yerde koşup aynı yerden gelen isimler. Daha sonra 3 dolu Güvendik. Bu yarın büyük ihtimalle çok sürpriz çıkacak bir isim. Ama Ankara'daki yarışını ben çok beğendim. Hele o dereceyi nasıl derece çıkartlar anlam vermiş değilim. O yüzden bu şu 3 dolu Güvendik'e de bir güvenmekte fayda var. Zaten iyi bir isim. Bu Yaşarcık temsilcisi. Zaten Yaşarcık ben İzmir'de gördüğüm bir isimdi. Yüksellerin bir atıydı zaten Yaşarcık. Kumda, İzmir kumunda o zamanlar çim yoktu. Kumda koşuyordu. İstanbul'a gittiği zaman çimde yarış kazanıyordu. Yani kum çim aydetmeyen bir safkan. Baba derseniz Haber Batur aynı şekilde kum çim aydetmeyen bir safkan. Yani böyle bir safkanın tayı. Ama şu anda Mehmet Akyavuz var üzerinde gözüken. Neden bunu söyledim? Çünkü az önce Adana yarışları seyrederken Mehmet Akyavuz oradan bir sıkıntı yaşadı. Hatta at startın içindeyken bir şeyler sorunlar yaşadı. Herhalde bir problem oldu büyük ihtimalle ki çünkü atı yarıştan çıkardılar. Bakalım Mehmet Akavuz da rapor mu aldı, şey mi aldı? Onun şu anda herhangi bir bilgisi yok bende. Siz yine yarın bir bakın en azından bu safkanı üzerinde Mehmet Akavuz var mı yok mu diye. Çünkü ne tür bir arıza gösterdi bilmiyorum. O yüzden en azından jockey şeylerinizi bir kontrol etmekte fayda var. Ama 3 dolu Güvendik at olarak çok çok iyi durumda. Benim ikinci sırada şans verdiğim isim. Bir de bunların yanına 8 nolu Sancar. Bu 6 ağanın bir diğer temsilcisi olan bu safkanda Akın Sözen de yine etkili ve güzel formuyla, iyi hazırlıklarla benim şans verdiğim isim. 4-3-8 bende biraz da olsa ön grupta olan isimler diğer rakiplerine oranla. Tabi zor bir yarış, kolay bir yarış değil. Ben burada bir 10.000 nolu yengeç sürekli zaten öve öve bitiremedim. Bu safkan bu yıl koşmuş olduğu bütün yarışı kazandı ama sentetikte kazandı tabii ki. Bugün çim pistte ilk yarışını yapacak ama koşar mı? Bana göre koşar çünkü bir Bersoy temsilcisi anne kanatına baktığın zaman yine çimde koşan tayları var. Bersoy'da zaten çimde koşan tayları baya baya çok. Yani kumda, çimde daha da iyi koşmasını bekliyorum. O yüzden bence bu güzel safkanı güzel formuyla bence yazmakta fayda var. 10.000 nolu yengeçi Mehmet Kaya'yla. 2 nolu Ferit Baba yine
açık yarışlarda denenen bu isim de son yarışını az farkla kaybetti. Güzel bir ikincilik yaptı. Bugün kendi sahipleri zaten Ferit Yardımcı ile start alacak olması hakkında bence hiç ihmal edilmemesi lazım. Bir de son olarak da bir nolu Derviş Bey. Kazanmayı pek sevmiyor galiba o Safkan. Çünkü sürekli geçilecek rakip buluyor. Ama kalite bir Safkan olduğunu unutmayalım. Bir Özgün An temsilcisi. Bugün Özcan Yıldırım'la da kuponlara dahil edebiliriz. Ama 4-3-8 önce 11-2-1 de daha sonra şans verdiğim isimler. Günün 7. koşusu bir handikap 16 dişiler ay 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metrelik sentlik koşusunda 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışta 4 ve 6 nolu safkanların da ekil olduğu bir yarış. Benim öncelik şans verdiğim isim geçen yarışını zaten pek üzerinde de gidilmedi. 7 nolu Anaşvili, bu Taliban temsilcisi Akın Sözen'le yine iyi pilotuyla zaten Akın Sözen'le en son yarışı kazanmıştı. Yine Akın Sözen'in bilmesiyle 7 nolu Anaşvili benim bugün ilk şans verdiğim isim. 6 nolu Batishiba, ekür avantajına sahip bu İzzet Aksoy ekürüsüne ait bu motivator temsilcisi İlker Soyat'la start alıyor. Bence iyi hazırlıklarla, iyi çalışmalarla ekür avantajı da kesinlikle ihmal edilmemesi gereken isim. 3 nolu Beyond Expression, Luxor temsilcisi de Ahmet Çelik'le start alıyor. İyi bir isim, kalite bir isim ama biraz rakiplerine olan da birkaç kilo fazlalığı benim bu sıralara getirdi. Normalde kilo kilo olmuş olsa inanın ben 3 nolu safkana bile bankoya bile gidebilirdim. Bugün Ahmet Çelik de yine şanslı isim. Bir de 5 nolu Secret Eagle. Smart Robin temsilcisi de Müslüm Çelik de yine iyi durumuyla, iyi performansıyla önerebileceğim son isim. 7-6-3-5 benim öncelikli olarak kuponlara yazmanızı önerdiğim isim. Eğer bir at daha yazabilirsiniz. En azından bomboş kilosuyla bu mesafede de iyi koşacak olan 9 nolu King of Grey'de Adem Hasan'la bir kenara çarpı atmanızda fayda var. Gelirse de güzel bir para ya ikramiye taşır diye düşünüyorum arkadaşlar. Günün 8. koşusu bir maiden yarış 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik sentetik yarışında 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta nihayetinde kazanacak kıvama gelen 5 nolu Keşif Tay, bu Orçun temsilcisi Halis Karataş'la start alıyor. Geçen yarışını az farklı kaybeden bu isim, tabii iyi rakipler de var ama ben bugün artık 5 nolu Keşif Tay'ın maiden'dan çıkmasını bekliyorum. Halis Karataş da o yüzden iyi çalışmalarıyla, güzel eşgaliyle 5 nolu Keşif Tay benim banko tayım. Benim bugünkü liman 5 nolu Keşif Tay olacak arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. 9. koşu Altılı Ganya'nın son koşusu. Handikap 15, 4 yaşlı Arapların 1500 metrelik sentetik yarışında 11 safkan arasında koşacak olan bu yarış yine tabii ki sürprize müsait bir yarış ama en azından birkaç tane safkanın da biraz daha ön planda gözüken bir yarışı. Ben de önceliği ikinci yarışında yani bu yıl koşmuş olduğu tek yarışı kazanan ve meydana veda eden, gerçi o gün koştuğu yarış bir şartlı 19'da ama o da bir meydanın bir diğer versiyonu. 9 dolu Yağız Beyli iyi bir isim olduğunu bu gösteren bu Özran temsilcisi bugün Burak Averbach'la ben yine bu grubun en iyi, en şanslı ismi olarak öneriyorum. Ben de ilk şans isim, hatta riske bile girebilir. Yani bu ayağı 9 nolu Yağız Bey'ini tek atmaya kadar giderim. Eğer küçük ve risk sevenler için kuponum çok büyüdü, burada biraz tek atayım derseniz, bence sürpriz de çıksa, favori de çıksa 9 nolu Yağız Bey'ini en azından ilk çarpıyı atalım arkadaşlar. Bu safkana rakipleri kimler? Ben öncelik 5 nolu Kızıl Vazo'ya vereceğim. Bu Murat Ağa temsilcisine Vahdettin Kaplan da yine çok uygun kilosuyla, güzel formuyla, son performansları da baya baya iyi. Üçüncülük, ikincilikleriyle kesinlikle iyi durumuyla yazacağız 5 nolu Kızıl Vazo'yu. Daha sonra biraz rakiplerine ağırlaşan kilolar ama iyi durumda olan ama bir türlü de şu arada birinciliği bulamayan 2 nolu Faranelli. Bu Kızgın Love temsilcisi Alice Kraftaş da bugün şansını deniyor. Bence yine kuponlarda muhakkak yazmamakta fayda var. İyi durumda. Bir de Sihirbaz binmiş artık. Sihirbaz bize binsek yazsak bir dert, yazmasak bir dert. Ama bu Safkan bence yazılmayı hak eden bir isim. Bir de 1 nolu Dağ Avcısı. Bu Kaysberg'in temsilcisi de ağır kilosuna rağmen Ahmet Çelik'le start alıyor. Ve çok güzel formda son 5 yarışın 3 tane ikinciliği, 2 tane birinciliği olan, yani neden formda tırnağın ucunda olan bir ismi de yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz. 9-5-2-1 benim bu 4 safkan öncelik şans verdiğim isim. Eğer bir sürpriz yaparsanız sürekli takibimde, sürekli de veriyorum ama gelirse de inanın altıları, yani şöyle söyleyeyim size, 100 lira verecek altılı bir anda 2000 lira, 3000 lira taşıyacak bir kıvamda olan bir 11 nolu Berenge'yi de Gökhan Bektaş'a da bence bir sürpriz arayışına girmek isteyenler için çok çok ideal bir banko bomba adayım. Banko dedim artık, bakarsınız kazanır yarışı, banko dedik ağzımıza çıktı. Bence ihmal etmeyin, kalite bir safkan, dereceli çalışmalara sahip. Safkan sürekli çalışmaları çok çok iyi. Ufak tefek sıkıntıları var belli, yani ben bunu buradan seziniyorum. Büyük ihtimalle sahipleri, ilgilileri de bunu anlamıştır her geçen gün. Bunun uğraşı içerisindeler.
Çünkü safkan idmanda uçuyor. Yarışta bir yerde stop etti. Demek ki sıkıntı var. Onu da büyük ihtimalle bulmuş olabilirler. O yüzden hiç ihmal etmeyelim arkadaşlar. 11 oldu Berengi. 9-5-2-1 önce 11'de daha sonra şans verdiğim isimdir. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.